Evet. Şimdi hemen bir küçük bir hatırlama. SQL Server arka tarafta dosyaları hangi dosyalarda tutuyordu? MDF, LDF dosyalarında tutuyordu. Peki. En basit anlamda sınav sorunuzdu zaten. Bir datayı bir yerden bir yere taşımak istediğimde, başka bir SQL Server'a taşımak istediğimde en pratik yol kopyalamak. Ama bunun için sistemin kapalı olması gerekiyor. Doğru mu? Sistemi kapatabildiğim zaman bu dosyaları kopyalayabiliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Benim SQL Server'ımda 20 tane database var. Ama ben bunlardan bir tanesini taşımak istiyorum. Bir tanesini taşımak için de sistemi durdurduğumda 20'si birden duracak. Dolayısıyla ben onun için 20'sini birden durdurmadan sadece bu iki database'i taşımak istiyorum. Biliyor muyuz nasıl yapılacağını? Backup Restore dışında LDF ve MDF dosyalarını kopyalamak istiyorum. Şöyle örnek yapalım. Sistemim benim burada çalışıyor. Şuna bir bakalım. Şurada bir test database'im var. Bu arkadaş nerede duruyor? C program files. Microsoft SQL Server. Bir saniye Nur Sultan, şunu bir yerine bulayım. Microsoft SQL Server. MS SQL 10. Şu mu? Şu. Bu, bu değil. Bu da değil. Reporting Service. Evet. Data. Bunun içerisinde şu test.mdf, test.ldf. Şuradan şöyle arattıralım. Evet, bunlar. Söyle şimdi usta. Tamam, o bir yöntem. Ben yedeğini almadan yapmayı soruyorum zaten. O bir yöntem. Şimdi ben şunu kopyalamak istiyorum. Kopyaladım. Geldim buradan. D diskine yapıştırmak istiyorum. Yapmak istediğim şey bu. İzin vermedi. İzin vermedi. Ne yapabilirim? SQL Server'ı durdurabilirim. Ama SQL Server'ı durdurduğum anda bunlar da duracak. Bunun için yolumuz şu arkadaşlar. Bunun için de birden fazla yol var. Bir, database'in üzerinde sağ klik, task, detach. Attach'ın tersi, detach, bırak anlamında. Burada bana şunları soruyor. Sen bunu bırak diyorsun ama bu database'e bağlı kullanıcılar var. Bağlanayım. Ben burada bağladım. Ne oldu? Ben burada bağlayayım. Üzerinden sorgu çekiyorum. Peki. Sen detach yap. Yapamıyor. Şu. Şunu da kapatalım. Şimdi detach yapmaya çalışıyor. Database'i ayırmaya çalışıyor. Basit bir database. İçinde de hiçbir şey yok ama çok uğraştı. Okuyalım hatayı. Görebiliyor muyuz? Cannot detach the database test because it's currently in use. Ömer Çolakoğlu diyor. Burada diyor. Ona bağlı. Bir şeyler yapıyor burada diyor. Peki. Hemen araya başka bir şey daha. Benim database'ime kimler bağlı? Ne yapıyor? Nasıl görürüm? Konfigürasyon manager değil. Kod da var. Koda da bakarız. CSS processes. O şeyin adı. Kodla nasıl görürüz onu bir şey yapayım. Select Yıldız from CSS processes. Burada çalışmaz. Master database'in şeyidir bu.
Bakın 34 tane arka tarafta yürüyen, artık benim nelerim varsa arkada çalışan, onlar çalışıyor diyor. Burada SPID'leri veriyor. SPID demek evet, bana verdiği şey. Mesela şurada ben kaç almışım SPID olarak? Nerede ya? Yazıyor. Yok ya, şurada ha, 63. Mesela 63 numaralı kullanıcı şuymuş. Bunun ben olduğumu nereden bileceğim? SPHU 63 dediğimde benim kim olduğumu söylüyor. Bu komutlar SQL Server ile alakalı sorun yaşadığınız zaman işe yarayacak komutlar. Birkaç not aldım. Özellikle aralarda bunları belirtmek için, SQL Server ile alakalı püf noktaları belirtmek için. Buraları iyi dinlerseniz iyi olur. SPHU onlardan biri. Örneğin bu Ömer Çolakoğlu kullanıcısından dolayı ben bir işlem yapamıyorum. Yani bu adamı uçuruyorum ki ben işlem yapabileyim. Ömer Çolakoğlu nerede? Atıyorum. Ben çok şubeli bir yerim var. Merkeze bağlanıyor. Adam işte Adapazarı'ndaki biri, ofiste çalışan biri. Ne yapmam lazım? Telefon açıp da bilgisayarını kapat mı demem lazım? Bağlantıyı kesmem lazım. Onun için bir komutum var. Ama o komutu göstermeden önce bir de şuna bakalım. Database'in üzerinde Activity Monitor. Buna tıkladığımda bu bana bağlı kullanıcıları ve onların ne yaptığını, onun dışında SQL Server ile alakalı CPU bilgisi, RAM bilgisi ne kadar kullanıyor, sistemi en çok yoran sorgular neler vesaire gibi bir takım şeyler de veriyor. Bununla alakalı daha gelişmiş bir yazılım var. Zamanımız olursa inşallah onu da gösteririm. Daha görsel, her şeyini gösteren bir şey. Şurada Processes sekmesine tıkladığımda biraz yüklenmesini bekleyeceğim. Bakın geldi. Biraz önce benim SYS Processes tarafından çektiğim, sadece işte şeylerini, SPID'lerini gördüğüm ekran burada görünüyor. Peki 63 numaralı kullanıcıya gireyim. 63 numaralı kullanıcı ne yapıyor acaba dediğimde Details'a tıklıyorum. En son SPHU 63 şeyini çalıştırmış, sorgusunu çalıştırmış. Şimdi ne yapıyor diye bakalım. 63 numaralı kullanıcı tekrardan şuradan şu sorguyu çeksin. Bakıyorum şimdi 63 numaralı kullanıcı ne yapıyor? Select yıldız from basket yapıyor. Bu basket tablosu atıyorum milyonlarca satır olan bir şey. Bu adam milyonlarca satırın tamamını çekmeye çalıştığı için bir taraftan sistemi tıkıyor. Ya da şöyle bir örnek yapalım. Ben bu basket tablosunu transaction açtım. Transaction'ları hemen bir hatırlayalım burada. Update basket set amount eşittir 8. Adam transaction'ı açtı ama ya sorgusu çok uzun sürüyor ya da kapatamadı. Bu arada başka kullanıcılar geldi. Buradan kayıt çekmeye çalışıyor. Hiç kimse çekemiyor. Bilgi işleme telefonlar yağıyor. Bizim raporumuz çalışmıyor, programımız çalışmıyor, hata alıyoruz. Bu zaten bir müddet sonra, işte bir dakika olması lazım, timeout hatası verir. Kullanıcıların ekranına hep hata düşer. Bir tane adamın yaptığı şey yüzünden, yanlış query veya yanlış işlem yüzünden tüm herkes kilitlenmiş durumda. Düşünün, bunu üniversite için olduğunu düşünün. Orada yazılımda ufak bir hata var, ufak bir problem var. Ondan dolayı kullanıcının birinde bu hata denk geldi. Transaction açık kaldı ve kapanmıyor. Diğer taraftan kayıt yapmak isteyen 5000 tane öğrenci kilitlenmiş durumda. Bilgi işleme telefonlar yağıyor. Çözmenin şeyine, bu işi çözmenin yolu ne? Herhalde bütün öğrencilerle teker teker iletişime geçmek değil. Hemen bakıyoruz burada. Burada aslında bir şey olmuş oluyor. Bir lock olmuş oluyor. Yani adam tabloyu kilitlemiş. Hiç kimsenin bir şey yapmasına izin vermiyor. Zaten hatırlıyorsanız kilitlenmiş tablolardan veri çekmek için biz with no lock, yani lock'a takılmadan çekiyorduk. Hatta onu hemen deneyelim. With no lock. Eğer biz sorgularımızı bu şekilde yazarsak, ki elimizin alışık olduğu bir şey değil, yani bu zamana kadar kimse with no lock diye bir şey olduğunu bile bilmiyordu. Belki bu ders olmasaydı hiç bilmeyecektiniz de ve bundan sonraki yazacağınız programlarda bunu hiç kullanmadığınız için
açık kalan transaction'larda her zaman buna takılacaksınız. Ki bundan sonra biz artık yazacağımız uygulamalarda kesinlikle bunu bitnoallock diye yazmamızda fayda var. Peki biz yine yazmadığımızı varsayalım. Takılalım buraya. Bilgi işleme telefonlar geliyor. Bilgi işlemin ilk bakacağı şey şu. Sistemde lock var mı? Bunun komutu ne? SPLock. 15 tane görünüyor. Bunlar birçoğu şey sistemin kendi oluşturduğu şeyler. Çok önemli değildir. Diğer taraftan şurada DBID diye bir şey var. Bakın şuradaki 11, 14 vesaire bunlar sistemin kendi database'leri. DBID 20. Bakalım bizim database'imiz mi? Yirmi report server'ın şeymiş. Bizimki hangisiydi? Test mi? 11. Yanlış söyledim. 11 şeymiş demek ki. Sistem database'leri hangisi? 1, 2, 3, 4. Bakıyoruz. 11'de ciddi bir lock var. Peki. Bu lock'ı kim oluşturmuş? SPID'lere bakıyorum. 63 numaralı kullanıcı bir sıkıntı oluşturmuş gibi görünüyor. Bu kodla baktığım taraf. Diğer taraftan şuradan Activity Monitor'da de şunu bir yenile diyeyim. Neredeydi bunun yenile butonu? F5 desek. Test. Bak. Head Blocker. 63 numaralı kullanıcı burada lock oluşturmuş. Onu gösteriyor. Ve benim bu kullanıcıdan kurtulmam lazım. Ne yaptığını da görüyorum. Transaction'ı başlatmış. Bekliyor. Bu kullanıcıdan kurtulmam lazım. Bir, ne yapabilirim? Üzerinde kill process diyebilirim. İki, böyle bir ekranım yoktur. Ama ben onun komutunu biliyorum. Kill 63 derim. Adamı uçurdum. Benim sorgum cevap döndü. Adama da şurada rollback vesaire artık veya şunu tekrardan çalıştırmak istediğimde eski haliyle şey geldi. Normalde şurada şeye de uyarı gitmesi lazım. Ben onu kill ettiğimde kullanıcının ekranına da işte connection'ınız sonlandırıldı diye mesaj gitmesi lazım. Bugün biraz SQL Server admin tarafıyla haşir neşir olduk aslında. Ama gene bunlar hep gerçek hayatta ihtiyacımız olacak şeyler. Olay bir backup'tan nerelere geldi. Şimdi meseleyi şöyle yapalım. Buradan benim bu database'i detach edebilmem için kullanıcıları tek tek düşürmem lazım değil mi? Şuradan Activity Monitor'a geliyorum tekrar. Şuradan database kısmından testi filtreliyorum. Kimler bağlıymış. Sağ klik üzerinde kill. Böyle tek tek temizleyebilirim. Onun dışında şurada bana detach'in içerisinde drop connections diye bir şey var. Eğer bunu yaparsam kullanıcıların hepsini otomatik olarak uçurur. Bu tarz şeyler genelde şeydir. Default olarak seçili değildir. Çünkü yaptığınız iş kritik bir iş. Yanlışlıkla da yapabiliyor olabilirsiniz bunu. Dolayısıyla ben burada İşte TC database'ini yapayım derken yanlışlıkla testi seçtim. Bunu da burada fark etmedim. Okey dediysem öbür tarafta adam da orada ciddi bir para kaydı giriyorsa içeriye. Burada okey demem hiç bir şey ifade etmez. Bunlar şey de çok önemli. Bizim başımıza çok geldi. Benim bir önceki iş yerimde el terminal uygulaması yaptık. Kamyonun içerisine kanepe koltuk yükleniyor. Bir kamyon yaklaşık 60 tane kanepe falan oluyor. 60 tane kanepenin hepsini okutmuşlar. El terminal programını biz yapmamıştık o zaman. Yapan firmada okuttuğu her şeyi el terminalinin hafızasında tutuyor. Bir yere de yazmıyor yani okutuyor. El terminalinin hafızasında tutuyor. Kaydet tuşuna basmadan şey gitti. Bağlantısı gitmiş el terminalinin. Program da kendini kapatmış. 60 tane kanepe kamyonun içerisine yüklendi ama elimizde hiçbir kayıt yok. Ne yapıldı? 60 tane kanepe tekrar indirildi. Tekrar okutuldu, tekrar yüklendi. Bunun şeyi çok, örnekleri çok.
Dolayısıyla buralarda hep dikkatli olmamız gerekiyor. Gene benim yaptığım bir hata. Baya baya bir şey olmuştu bunun. Delete from derken ver şartını yanlış vermişim. STL'nden bahsediyoruz. Çalıştığımız datada 65 milyon satır vardı. Ben ver şartındaki hatayı fark ettiğimde bunun yaklaşık 3 milyonu gitmişti. Yani ne kadar dikkatli de olsanız bu tarz şeyler hepimizin başına geliyor. Ciddi data kayıpları, veri kayıpları oluyor. Her zaman da bu sefer şeyin farkına varıyorsunuz. Hani yedeklemenin, backuplamanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunun farkına varıyorsunuz. Organize'de Boy Çelik diye bir firma var. Türkiye'nin ilk 500 sanayi şirketinden biri. Büyük de bir firma. Bilgi işlemcisi backuplarıyla alakalı backupları aldığını söylemiş yönetime. Belki kendisi de aldığını şey yapıyor, sanıyor. Ama sistem backupları almamış. Arkadaş da kontrol etmemiş bunu. Ve öyle bir zaman geliyor ki datanın başına bir iş geliyor. Backup'tan dönmek istiyorlar. Elde backup yok. En yakın data tesadüfen 3 yıl önce holding bünyesinde denetlemeye gelmişler. Database'in yedeğini almışlar. En yakın data 3 yıl önceki data. Adamı ertesi gün zaten gönderdiler. Göndermesi de sorun değil. Hani bir bilgi işlemcinin bu alnına sürülmüş bir kara yazı. Yani o adam artık şeyde itibarı bitmiş durumda. Hani bu şehir için konuşuyorum. Zaten herkes birbirini biliyor. Dolayısıyla çok basittir backuplama. Yani şu kadar bir, ben iki dönemdir SQL anlatıyorum. Bu anlattığım konular içerisinde en basitidir aslında backup alma. Ama en kritiğidir. ISO 9001 şeyi var, belgesi var mesela işte. O kalite belgesini almak için içinde bilgi işlemle alakalı kriter de geçer. Bilgi işlemle alakalı tek kriter sistemin yedeğini düzgün alıyor musun? Odur mesela. Senin yaptığın onca işin hiçbir kıymeti yoktur. Sistemin yedeğini düzgün alıyor musun? O kadar böyle şey. Hayat kurtarıcı bir şey. Şimdi neyse, bunu attach etmek için drop connections dediğimde bu arkadaş benim yerime teker teker kill yapmak yerine hepsini aldı. Buradan database'imi uçurdu ve o dosyaları artık benim kullanabilir. Şimdi kopyalayayım. D diskine atayım. Atmama izin verdi. Peki başka server'a ben bunu nasıl ekleyeceğim? Şurada başka server'ım olmuş olsun. Attach diyorum bu sefer. Detach'in tersi. Bu sefer D diskinden direkt çalıştıralım. Otomatik her şeyini algıladı bunun. Logunun da orada olduğunu algıladı. Okey dedim. Ne diyor? Click hyperlink message. D diskinde olduğu için onun oraya ulaşma yetkisi olmadığından şey yaptı. Peki. Ben bunu alayım. Şunun için atayım. Gene mi yetki? Windows 8'in bu işi de. Şey yapayım. Ben en iyisi masa üstünden falan çalıştırayım bunu. Ya da program failsinin içerisinde başka bir yer atayım ya. C program files. Şunu kopyalayayım. Hocam onundaki de zaten yine D'den farklı klasörü kapatmış. Oraya da bir erişim yetkisiyle alakalı bir şey var galiba SQL Server'ın kullanıcısında. Yetki işini biraz karıştırdılar şeyde de. Yani sağlam olsun diye. Şuraya atayım ben. Microsoft SQL Server'ın içine atayım. C program files Microsoft SQL Server'ın içinden çağırayım. Database'im döndü. Refresh edelim. Niye read only? Dosyayı oradan oraya taşıdım. Herhalde bir read only bir şey kaldı.
Read only olup olmadığını da şuradan, yani read only dönse bile şuradan değiştirebiliyorsunuz. Neredeydi? General. Şuradaydı değil mi? Database read only false. Bunu da mesela niçin kullanırız? Database'de ben bir çalışma yapıyorum. Kimsenin erişmesini istemiyorum o sıra ama database'den rapor çeken, sorgu çeken insanlar var. Onların da engellemek istemiyorum. Read only yapıyorsunuz mesela o sırada database'i. Bu da onun için kullanılan bir şey. Tesadüfen görmüş olduk. Bir de restrict user diye bir şey var. Restrict access. Burada da mesela single user dersiniz. Database'e sizden başka hiç kimse erişemez. Daha doğrusu ilk bağlanandan başka hiç kimse erişemez. Attach, detach öğrendik mi? Basit. Peki. Bir... Restrict user neydi? He? Restrict user. Açalım. Restrict user ben hiç kullanmadım şimdiye kadar. Şöyle olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi multi user bütün kullanıcılar kullansın. Single user tek kullanıcı. Restricted user'da da muhtemelen şey seçiyorsun. Yani sadece şu kullanıcılar erişsin gibi bir şey yapıyorsun. Hiç kullanmadım şimdiye kadar. Çünkü genelde sıkıntı varsa single user'ı kullanırız. Multi user o standart zaten. Herkes erişebilsin. Cancel dedim zaten. Şimdi bir diğer noktamız da şu. Database backup restore. Yani sistem çalışırken database'in backup'ını almak ve onu restore etmek. Backup nasıl alınır? Task. Database'in üzerinde tıklıyoruz. Task. Backup. Nereye backup alacağını söylüyor sana. Şuraya alsın mesela. Bu klasörün içerisine hangi isimle alsın? Test nokta bak. Okey. SQL Server arka tarafta ne gönderiyor buraya? Aslında kendisiyle alakalı bir SQL cümlesi, skripti gönderiyor. Okey tuşuna basarsam bu onu kendi yapacak ama ben bunun skriptini görmek istiyorum. Arka tarafta giden backup database diye bir komut var. To disk, diskin adı, hangi dosyaya alacağı. Burada onunla alakalı bir takım parametreler var. Şundan hiçbirini yazmasak da olur. Kendisi otomatik. Hatta deneyelim. Aldı şu anda. Bakalım. Küçük database çünkü. 4 MB'lık bir şey. Buraya yedeğini aldı. Restore etmek istesem. Diyelim benim database'im uçtu. Bunu restore etmek istiyorum. Sağ klik. Restore database. Hangi database'e? Test. Nereden? Şuradan dosya seçiyorum. From device. Buradan zaten direkt onu gösterdi. Okey diyorum. Bunun içindeki bir dosyanın içerisinde birden fazla backup olabilir. Şu an bir tane olduğu için onu gösteriyor. Full backup. Onunla alakalı bilgiler var. Server Ömer Lenovo. Ondan sonra bunun start date 19.41.42 demiş. Finish date 19.41.42. Yani backup'un başladığı zamanla bittiği zamanı tutuyor. Okey dediğimde database'i buraya tekrardan dönmüş oldu. Şimdi backup restore işlemi temel anlamda böyle. Ama gerçek sistemlere baktığınızda gerçek sistemlerden bir kullanıcı tutup her akşam ben bir tane şu sistemin yedeğini alayım bir kenarda dursun ne olur ne olmaz diye demiyor. Hareketli bir sistem var, yürüyen bir sistem var ve dolayısıyla sistemin kendi yedeğini, kendi yedeklemesini de kendi yapması gerekiyor. Cevap yapmamız gerekiyor bununla alakalı. Yani options'ta override yapmamız lazım ki sürekli üzerine yazsın. Yeni database oluşturması değil mi? Orada da şunu yapmak gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim işletmemizde gene market olduğunu düşün. Akşama kadar biz sürekli satış yapıyoruz. Bir felaket senaryosu üzerinde konuşalım. Benim sistem odama bir problem oldu. Elektrik kesildi. Başka bir şey oldu. Datam gitti. Ben de server'ın kendi üzerine ya da başka bir yere bir yedeğini bir şekilde alıyorum. Ya da benim gibi bilgi işlemdeki bir adam yanlışlıkla delete from dedikten sonra şart vermeyi unuttu.
tamamını uçurdu datanın. Bir şekilde bunu yedekten dönmem gerekiyor. Peki bir marketten bahsediyoruz. Hani 10 saniyede 5 saniyede bir ürün satılan bir yapıdan bahsediyoruz. Burada biz ne kadar şeyi tolere edebiliriz? Dolayısıyla benim burada hani cadda yapsam her gece git saat 8'de yedek al veya 10'da yedek al diye bu da benim işimi görecek bir şey değil. Yani aslına bakarsan benim 15 dakikada 20 dakikada bir yedek almam lazım, aldırmam lazım sisteme, doğru mu? Ama sistemden olmaması lazım. Tabii. Otomat CPU idle diyeceğiz. CPU boşken. Onu diyemezsin. CPU idle olmaz hiçbir zaman. Olmaz. Müşterinin olduğu yerde. Sen bir şey söyle. Oradan gidiyorsun hocam. Transaction her hareketi hani orada altında. Hı hı. O bir senaryo. Üçüncü senaryomdan ondan bahsedeceğim. Log'da tutuluyor bu. Çünkü her bir transaction log'a yazılıyordu ya zaten. Yapılan her iş log'a yazılıyordu. Ben log içerisinden bunu geriye doğru okuyarak istediğim tarihe bu transaction'ları tekrar çalıştırabilirim. Onu yapabilirim. Ama şimdi en basit anlamda düşündüğümüz, daha sade düşündüğümüz zaman 15 dakikada bir sisteme yedek kaldıralım diyelim. Peki 15 dakikada bir sisteme yedek kaldırayım dediğimde Tiger Plus database'ini düşünelim örneğin. Bu database'in boyutu 26 GB yaklaşık. 26 GB sen 15 dakikada yedek almayı falan boşver. Bir yerden bir yere kopyalama olarak düşün. O zaten birincisi sistemi ciddi şekilde yorar. İkincisi belki kopyalaman bile yani 20 dakika sadece kopyalaman sürecek. Hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi elinizde bir dosya var. Ben yeni veriler ekledim. Bunu cep telefonuma kaydettim, müzik dosyası. Bilgisayarımda aynı dosyadan var. Oraya yeni müzikler ekledim. Aynısını tekrar kopyalayacağım. Ben içinden yeni olanları seçmeyeceğim de dosyaya kopyalayacağım. Dedi ki şu kadar şey var, yer değiştireyim mi? Tıklıyorum, hepsini yer değiştiriyor. Yani sonuç itibariyle farklı olan, yeni eklenenleri biliyor. Diğerleri kalıyor zaten. O da işlem yükünü azaltıyor. Aynısını da her 15 dakikada yaptırdığımızda ilk yaptırmamızı gece yaparız, bir yedek alırız. Daha sonra her 15 dakika yaptırdığımız yeni eklenenleri sadece ekler. Tamam. Ha, burada şu var yalnız. Senin dosya dediğin şey birebir karşılaştırması kolay olan bir şey. 10 tane müzik dosyam var. 5 tanesi orada var. İsimleri de aynı. İsminden direkt şey yapıyor. Bu burada var, bunu buraya atayım. Ama bir SQL Server tarafına baktığın zaman elimde 2 tane dosyam var bir. Bunların içerisinde de 15 bin tane tablo var. Bu 15 bin tane tablonun da kimisinde 15 milyon tane satır var. Şimdi ben yedek almadan önce bir nolu satırı silmişim, yedeğini almışım. Daha sonra yedek aldıktan sonra da işte son 1 milyon satırı update etmişim. Aradaki 3 milyon satırı değiştirmişim. Yani senin buradaki 10 tane müzik dosyanın karşılığı bende 15 milyon satır. Yani onların karşılaştırması var. Yani hem var mı yok mu o, hem de bunun içerisinde de 15 milyon satırın içerisinde STL'nden bahsettik. 260 tane kolon var. Kolonlardan en az bir tanesi değiştiyse bu değişmiştir. Bir de o var. Efendim? O da işte onun hesabını da yaptım. 26 GB'ı direkt kopyaladığınız zaman 20 küsur dakika ediyor. Selma'nın söylediği doğru. SQL Server bunu yapıyor aslında. Ama senin dediğin kadar basit değil bu iş. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi backup stratejilerine şimdi bahsedelim. Ara isteyen var mı? Ara verebiliriz. İstiyorsun. Tamam. Ona girmeden o zaman bir saat 8'e geliyor. 10 dakika. Tamam. Biz şeyden bahsediyorduk değil mi? Bu backup restore'dan bahsediyorduk. Backup restore işlemini yaparken dediğim gibi orada bir mesela mağaza için, sürekli çalışan bir mağaza için 15 dakikada 20 dakikada bir bizim backup almamız lazım. Bunu database'in tamamını aldığımız zaman da bu sistemi ciddi şekilde kasacak bir şey. Dolayısıyla farklı bir takım yöntemler bulmak lazım. Bu yönteme de biz differential backup ve transaction log backup diyoruz. Yani SQL Server'da 3 tür backup alınabiliyor arkadaşlar. Attach detach mantığından farklı olarak. Backup'taki mantık şudur. Sistem durmadan alınan bir yedekleme işlemidir. Sistem çalışıyorken sistemi engellemeyen bir yedekleme işlemidir. Peki kaç tür backup var? Şimdi onlara bir bakalım. Kalemim nerede? Şu formatımız bitti mi? USB'yi çıkarmam lazım.
Quick demezsek olacağı bu. Neyse, mouse'u şuradan kullanayım. Birincisi full backup. Biraz önce bizim aldığımız backup'ın adı full backup. Neyi var neyi yok sistemin alıyor. Ve dönmek istediğim zaman da sadece bu full backup'tan biraz önce yaptığım restore gibi dönebiliyorum. Full backup'ın kendi içerisinde parametreleri var. Nedir bunlar? Şunun üzerinde sağ klik. Backup dediğimde bu backup'ı nereye alacaksın? Hangi database'i alıyorsun? Test database'ini. Backup type full. File and file groups diye bir şey var ama şimdi ona girmek istemiyorum. Şurada bunu nereye almak istiyorsun? Diske mi almak istiyorsun? Veya işte eskiden tape'ler vardı. Şu an çok kullanılmıyor. Yok, disket değil de şeyler var. Bu video kasetlere benzer manyetik tape'ler vardı. Onların içerisine depolanıp haricen başka yerlerde depolamak için kullanılan bir şeydi. Şimdi çok kullanılmıyor. Disk diyoruz. Disk dedikten sonra bunu nereye almak istiyorsun diyor. İşte ben burada test.bak'ı seçmiştim. Şurada option kısmında Overwrite Media Append to Existing Backup Set. Ben biraz önce test backup aldım ya. Bunun üzerine ikinci bir backup olarak mı kaydedeyim yoksa üzerine overwrite mi yapayım diye soruyor. Şurada backup new backup media set raise all existing backup set. Çok önemli bir şey değil. Geçelim. Verify backup when finished. Backup'ı aldıktan sonra düzgün backup alıp almadığını kontrol etsin mi diye. Güzel bir özellik ama backup süresini yaklaşık iki katına çıkartan bir özellik. Çünkü hepsini de baştan sona kontrol ediyor. Bir de şurada dikkat edeceğimiz bir özellik var. Set backup compression. Use the default server settings. Compress backup, do not compress backup. SQL Server 2008 V2 ile birlikte gelen çok güzel bir özellik var. Sıkıştırarak backup alma. Bizim 26 GB'lık database'imiz var ama benim size dağıttığım backup dosyası 3 GB. Niye? Sıkıştırarak aldığı için. Dolayısıyla şunu da şöyle seçili hale getirelim. Burada server ayarlarında bunu belirtebiliyoruz. Şu an muhtemelen ben de default'unda sıkıştırma şeklindedir. Onu öyle olduğu için compress backup diyor. Arka tarafta bunun script'ine baktığımda burada yolunu veriyor. Compression. Şurada benim seçtiğim parametreleri buraya vermiş zaten. Bu şekilde backup'ını alabiliyorum. Backup'tan dönerken de aynı şekilde döndüğümüzden bahsettim. Biraz önce de döndük. Full backup dediğimiz mantık bu. Peki. Differential backup. Efendim. Yani. Backup, Efendim? Anlatacağım. Differential backup'ın ne olduğunu görelim ondan sonra anlatacağım. İkinci türümüz differential backup. Biz bir kayıt girdik. Bir yedek aldık daha doğrusu. Full yedek aldık. 26 GB'ın tamamını aldık. Ama ben onun dışında burada biraz önce şey yaptım. Size bir market satış örneği gösterdim. Orada içeriye de toplamda atıyorum işte bu demo sırasında 1000 satır daha kayıt attı. Şimdi aslında benim son aldığım backup'tan bu tarafa değişen 3,5 milyon satırdan bu tarafa değişen 1000 satırlık bir kod. Ben sadece onu almam benim için yeterli. O sırf onu alacağım diye daha önceden almış olduğum 3,5 milyon satıra tekrardan almama gerek yok. Bu yapıya biz differential backup diyoruz. Yani en son alınan full backup'tan sonraki yapılan değişiklikleri tutuyor. Bir püf nokta var. Örneğin sabahleyin 08'de ben şey aldım. Full backup aldım. Bir kurgu yaptım.
Dedim ki ben 20 dakika bir de differential backup alacağım. Veya yarım saatte bir diyelim. 08.30 09 09.30 10 10.30 Buradakilerin hepsi differential backup. Ben biraz önce ne dedim? Full backup'tan sonraki yapılan tüm değişiklikleri içerir differential backup. Bu şu anlama geliyor. Saat 8.30'daki backup sabah saat 8 ile 8.30 arasındaki değişiklikleri tutar. Saat 9'daki backup neyi tutar? 8 ile 9 arasındaki backup. Çok güzel. Saat 10.30'daki backup 8 ile 10 arasındaki backup'ı tutar. Aynen öyle. Yani bu şu anlama geliyor. Ben elimde eğer saat 10.30'daki backup'a döneceksem saat 9.30'daki, 9'daki, 8.30'daki backup'lara ihtiyacım yok benim. Sadece saat 10.30'daki backup'ım varsa benim elimde, bir de saat 08'deki backup'ım varsa ben bu backup'a dönebilirim. 10.30'daki backup'a dönebilirim. Bu anlama geliyor. Bir de transaction log backup var ki genelde çoğu firmanın kullanmadığı bir yapı. Aslında en sağlam backup'lama yöntemi. Çünkü bu sefer artık 10.30, 8.30 vesaire gibi şey saat hesabı yapmıyorsun. İstediğin saniyeye dönebiliyorsun. Ama şöyle bir dezavantajı var. Özellikle de logo kullanan müşterilerde. Transaction log backup transaction log backup alabilmek için database'imizin full modda olması gerekiyor. Şurada recovery model dediği yapının full modda olması gerekiyor. Full mod ne demek? Yapılan her insert, update vesaire cümlesinin transaction log'a aynen olduğu gibi yazılması, yapılan her işin transaction log'a yazılması, hem log dosyasında hem data dosyasında bunların takibi. Ben ne zamanki transaction log backup aldım, o zaman bunun silinmesi. Ciddi şekilde sistem performansını düşüren bir yapı. O yüzden çoğu firmanın, özellikle de logo kullanan firmaların genelde tercih etmediği bir şey. Hani oradaki 20 dakikalık, 25 dakikalık neyse kaybı göze alıyor firmalar genelde. Ve transaction log backup yerine differential backup'lı yöntemi kullanıyor. Dolayısıyla bugün şeye ben hiç girmeyeceğim. Bu arada formatımız bitti. Hocam, differential backup hep birbirinin üstüne mi yazılır yoksa? Geçmiş olsun. Differential backup her yarım saatte bir alınıyor ya. Evet. Sürekli üstüne mi yazılır yoksa her biri yarım saatte bir hepsini saklıyor mu? Şöyle, hepsini saklıyor. Ama şöyle bir şey var. Ben bunların hepsini tek dosya üzerinde tutabilirim. Test.bak diyor ya, sistemde bu tek dosya görünür ama içerisinde birden fazla backup seti görünebilir. Ama hepsini ayrı ayrı tutuyor. Çünkü hepsini ayrı ayrı tutmak zorunda. Niye tutmak zorunda? Saat 10.30'da backup almış olabilirim ama ben hataya fark ettiğimde saat 10.45 ama hata yapıldığı saat 8.45. 8.30 backup'ına dönmem lazım. 10.30'daki backup da hatalı benim için. Dolayısıyla onun silinmemesi lazım. Ama şunu diyebiliyorum ben. 3 günlük backup tut. 3 günden sonrakini sil. Vesaire diyebiliyorum. Şimdi gelelim. Bu iş nasıl yapılıyor? Şimdi benim elimde bir tane test backup aldım ya. Test backup aldıktan sonra da şurada şeyi uçurdum ben. Bunu burada yapmadım. Şu tabloda yapalım. Şu basket tablosuna. Artık burada datalar çok büyük olduğu için şeyle logo datasıyla çalışmıyorum. Backup vesaire çok uzun sürecek. Şimdi geldim şuraya bir kayıt ekledim. Benim elimde ne zaman aldığım backup var? Yaklaşık işte 20-25 dakika önce aldığım bir backup var. Onun içerisinde bu kayıt yok. Ben şimdi
Bu database'in bir tane de şey backup'ını almak istiyorum. Differential backup'ını almak istiyorum. Ve aynı dosyanın üstüne de yazsın. Options kısmına geldiğimde de append ve override diye iki tane seçenek var. Override dersem eskisini siler. Append diyorum. Çok hızlı aldı. Aslında da çok hızlı alırdı ama ben bunu mesela Tiger Plus database'inde yapmış olsaydım onu da çok hızlı alırdı. Evet. Hatta şeyi de yapalım. Ama onun hiç backup'ını almadık. Olmaz öyle. Tamam. Şimdi ben şu kaydı uçuruyorum. Tamam. Şuradaki kayıtların hepsini uçuruyorum. Delete from dedim. Ver şartı yazmayı unuttum. Ve tablonun tamamını uçurdum. Bana haber geldi. İşte bu database'e şuraya ulaşamıyoruz, şu kayıtlara ulaşamıyoruz diye. Ben o hatanın farkına vardım ve backup'tan döneceğim bunu. Backup'tan nasıl dönüyorum? Full backup'tan dönmeyi gösterdim. Restore deyip şeyi seçip olduğu gibi dönüyorduk. Differential backup'tan nasıl dönülür? Differential backup'ta iki tane şey var bu sefer benim önümde. Bir tane onun fullünü göstermem lazım. Bir tane de kendini göstermem lazım, değil mi? Bir de şunu bu haliyle bir daha sistem çalışmış olsun. Bir de bu haliyle backup'ını almış olsun. Differential. Okey diyorum. Şimdi genelde şu olur. Biz mevcut database'in üstüne dönmeyiz backup'ı. Çünkü o sırada sistem çalışıyordur vesaire. Başka bir database'e döneriz. Onun üzerinden o kayıtları oraya aktarmanın yoluna bakarız. Dolayısıyla ben şimdi başka bir database'e döneceğim. Restore database diyorum. Test 2 diyeyim buna. Şuradan device seçiyorum. Bunu seçtim. Bakın 3 tane backup set geldi benim önüme. Hayır. Önce full'ü seçmem lazım. Sonra differential'lardan hangisini istiyorsam onu seçmem lazım. Hatanın olduğu saat şununla şunun arasında. Dolayısıyla ben düzgün dataya dönmek için bunlardan hangisini seçmem lazım? İkincisini, değil mi? Bunu seçmem lazım. Ama her şeyden önce bir full'ümü seçiyorum. Burada şu options kısmında diyor ki ben test database'ine döndüğüm için sistem şunu algılamıyor. Ben bunu başka database'e dönüyorum diye algılamıyor. Ve o database'in içerisindeki yola doğrudan algılıyormuş, yanlış söyledim. Test 2 diye değiştirmiş burayı. Normal şartlarda şeyde değiştirmiyordu bir önceki versiyonda. Peki bunu seçtim. Eğer kendi üzerine dönüyor olsaydım şurada override the existing database diye bunu seçmem gerekirdi. Yoksa dönmezdi. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada bir takım şeyler var, parametreler var. Bir, restore options, override existing database, preserve the replication settings vesaire. Bura bizi çok ilgilendirmiyor. Sadece test database'in üstüne dönüyor olsaydım üstteki override'i seçmem yeterli olacaktı. Asıl beni ilgilen taraf aşağı kısım. Recovery state. Leave the database read to use by rolling back the uncommitted transactions, additional transactions, log cannot be restored. Restore with recovery. Bu şu anlama geliyor. Ben arkadaş son kaydettiğim hali neyse bunu full şekilde olduğu gibi dönmek istiyorum. Aşağıda da full'ü seçtim ya zaten şurada. Bunu seçtim. Buradan buraya dönmek istiyorum. Default'ta bizim kullandığımız model de bu zaten. 2. Leave the database non-operational and do not roll back uncommitted transactions. Additional transactions logs can be restored. Buraya kadar okuduğum cümleler hiç önemli değil. Restore with no recovery. Restore with no recovery demek şu anlama geliyor arkadaşlar. Ben bunun üzerine bir tane de differential backup döneceğim. Full backup değil. Yani ben bunu full backupmış gibi dönersin sen. Ben öteki backup'ı döneyim diyene kadar birileri buna kayıt girer. Bir şey olur. Dolayısıyla bunu recovery modda aç. Database kullanılır modda olmasın. Ben bunun üzerine bir tane daha differential backup döneceğim diyorum. En aşağıdaki de transaction log backup için kullandığımız yapı. Şu an onu yapmıyorum. Şimdi şuradan full'ü seçtim. Tekrardan hızlıca özet geçelim. Database'imin adını yazdım. Database'in backup dosyasını seçtim. Bug dosyası. Üzerinden full backup'ı seçtim. Bu full backup'ın üzerine de bir tane daha differential backup döneceğim deyip burayı işaretledim. Okey dedim. Ne oldu bura? Restoring modda kaldı. Ben buna ulaşabilir miyim? Hiçbir şey yapamam şu anda. Üzerinde sağ klik, task diyorum, restore diyorum.
Database diyorum. Test 2 yukarıda seçili yine. Buradan yine test bakımı seçiyorum. Bu sefer differential seçiyorum. Sistem artık bunun üzerine differential backup dönüleceğini anlıyor. Ben differential backup dönüyorum diye ekstra bir şey yazmıyorum bir yere. Yani şuralardan falan ekstra bir şey seçmiyorum artık. Bunu seçiyorum. Okey diyorum. Geldim buraya. Geldim. Peki buradaki şu basket tablomda ne görmeyi beklerim şu anda ben? Eskisi iki kayıt vardı. Sonra ben bir kayıt girdim. Sonra hepsini birden sildim. Üç kayıt görürüz değil mi? Onu bekleriz. Bakalım. Üç kayıt gördüm. Peki ben bunu şeyden dönmüş olsaydım. Son differential backup'ından dönmüş olsaydım ne olacaktı? Hiç kayıt görmeyecektim değil mi? Sadece full'e dönmüş olsaydım iki kayıt görecektim. Dolayısıyla burada şimdi 3 satır var, çok önemli değil. Ama 3 milyon satır olduğunu düşünün. Ben 3 satır sildim burada. Bu döndüğüm 3 satırı buraya tekrardan dönüş yaptım. Çok hızlı bir şekilde dönüş yaptım. Ve bunu da gerçek datamın üzerinde silinen kayıtları buraya tekrardan girmem lazım. Test database'ime giriyorum. İçi boş. Şimdi bu kayıtları benim buraya girmem lazım. Burada da böyle 3 tane değil de 500 tane kayıt olduğunu düşünün. Elle girilemeyecek sayıda kayıt olduğunu düşünün. Select yıldız into ne yapıyordu? Tablo oluşturuyordu. Peki, burada da bir püf noktamız var. Yok, o püf nokta değil. Şimdi çıkacak ortaya. Insert into basket. Ne diyor? Hatayı okuyalım. Identity kolana sen elle kayıt girmeye çalışıyorsun diyor. Niye? Select yıldız from dediğim şeyde şurada logical ref artan bir şey. Otomatik artan bir yere kayıt girmeye çalışıyorsun diyor. Peki tek tek kolon adlarını yazalım. Tek tek kolon adlarını almanın kolay yolu. Şöyle eğer 20 tane falan şey varsa şöyle kopyalayıp copy with headers diyoruz şurayı seçip. Aralara virgül atarak. Bir kolay yolu da şu bu arada. Böyle. El alışkanlığı hangisi kolayınıza gelirse. Insert into basket. Parantez içerisinde. Logical ref'i kaldırıp aynısını şuraya da yazıyoruz. Logical ref'i kaldırıyoruz. Peki. Çalıştırdım. İçeriye kayıt attı değil mi? Ama 4-5-6 diye attı. Hadi buradaki şeyler başka bir tabloda referans olarak tutuluyorsa ne yapacak? O referanslarda 3-4-1-2-3 görünürken burada bunlar 4-5-6 olmuş oldu. Yanlış bir şey yaptık yani. Burada tablonun içi boş ama tablonun içinin boş olmadığını düşün. 3 milyon satır var. İçinden 3 tane satır silinmiş. Ben onları tekrar gireceğim. Mevcut referanslarıyla. O logical ref'lerde yani 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde girmem lazım değil mi oraya? Peki. Şunu bir sileyim önce. Bir kere bu değil. O Oracle'ın terimi. Sequence. Burada öyle bir şey yok. Şimdi şu hatayı bir daha görelim arkadaşlar. Logical ref'i de başına alalım. Hatayı görelim. Identity'yi de fiziksel olarak buradan kapatma gibi bir durumum yok. Çünkü sistem hayat devam ediyor. İnsanlar o tabloya kayıt girmeye devam ediyorlar. Hata ne diyor? Cannot insert explicit value for identity column in table basket when identity insert is set to off. Default'ta diyor identity insert diye bir parametre var. Bu off olarak set edilmiş.
Sen buraya kayıt girmek istiyorsan bunu on olarak set etmen lazım. Hemen girelim. Bakın. Şurada örneğini vermiş. Set identity insert tablo adı 10. Tablomuzun adı ne? Basket. İlk önce bunu 10 konumuna getiriyoruz. Sonra benim bunu 10 konumuna getirmem sadece bu session için geçerli. Başka bir yerde mesela ben bunu 10 yaptım. Başka bir session'da bunu içeri atmaya çalışırsam izin vermez. Bu güzel bir şey aslında. Şimdi çalıştıralım. Kaydı olduğu gibi attık. Basit bir data kaybı senaryosunu şeyini yaptık aslında. Hocam bu datanın kaldığı yerden devam ediyor. Logical Web atıyorum. 5 tane kayıt olsa geçerse. 6, 7, 8 diyelim. Şöyle. 3 milyon satırımız var dedik ya. Veya işte 3 milyon biraz fazla oldu. 300 satırımız var. Bu 300 satırın içerisinde 3 tane kayıt silindi. Bu silinen kayıtlarda 150, 151, 152. Bir taraftan da hayat devam ediyor. İnsanlar buraya kayıt girmeye devam ediyorlar ya. 150, 151, 152 boş. 150'den sonra 154'e geçmiş direkt. Sonra en son kayıt 300. Sen kayıt giriyorsun 301. Öteki kayıt giriyor 302. Hayat devam ediyor. Ben o aradaki boşluğa bu kaydı giriyorum. Logical Ref'in içeride delete from'la sildikten sonra kaldığı yerden devam etmesinin mantığı budur aslında. Basit bir data kaybı senaryosunu şey yaptık burada. Örneklemesini yaptık. Datamda kayıtlar silindi. Ben onun ilgili differential backup'ını buldum. Backup'tan döndüm. Daha sonra da buraya onun tablonun içerisine identity alanı olan bir tablonun içerisine bunu insert ettim. Data kurtarma işlemi yaptım. Bugün yetişmeyecek. Bir de bu işler otomatik nasıl yapılır? Hani job'la nasıl bağlanır? Onu anlatacaktım ama o başlı başına bir saatlik bir iş. Dolayısıyla bugün onu anlatmayacağım. Bir iki ufak bir şeyimiz var. Saat 9'a kadar onu toparlayıp bitirmek istiyorum. Bu Selma'nın bahsettiği işte farklı data setlerle haberleşme, konuşma noktası. Şimdi senaryolar üzerinde konuşalım. Örneğin elimizde bir Excel dosyamız var. Bu Excel dosyasındaki şeye gerek yok. Şunun nasıl? Evet. Şu mesela sizin ödev listesi. Oluşturduğum Excel dosyası. Bu Excel dosyasını ben SQL Server'ın içerisine nasıl atarım? Ona göre de onun içerisinde nasıl sorgulamalar yaparım mesela. İşte ödevini şu tarihten fazla geç getirenlerin listesini getir vesaire gibi SQL'le neler yaparım. Şimdi bunu şu test database'inin içerisine sağ klik import data. İçe aktarın şey İngilizcesi. Import data. Böyle bir wizard açılıyor. Diyor ki sen nereden aktarmak istiyorsun? Herhangi bir başka SQL Server'dan mı? Oracle'dan mı? Excel'den mi? Access'ten mi? Text dosyadan mı? Nereden istiyorsun? Ben şu an Excel'i seçiyorum. Excel dosyasını seç diyor. Seçtim. Excel 2007 diyor ama herhalde çözer. First row has column names. İlk satır kolon isimlerini tutuyor. Onu diyor. Next. Bunu nereye aktarmak istiyorsun? Test database'ime ve bunun içerisindeki şey kendi data server'ıma ve test database'ine. Next. Copy data from one or more tables or views. Ne var ne yok hepsini at. Ya da bununla alakalı işte query yaz. Şimdi query yazmayayım. Burada şeyler gelmiş. İşte ben şu ödev 1 sayfasını almak istiyorum. Edit mappings. Bak burada şeyler geldi. Öğrenci no, öğrenci adı, tarih 1 vesaire. Karşı tarafta bunun adı ne olsun? ÖGR ne olsun? Türkçe karakter kullanmayalım. Niye yazamadım?
İşte tipi float mu olsun diyor. Hayır, string olsun. Enter diyelim. Ad soyad. Bölüm. Tarih 1. Tarih 2. Tarih 3. Tiplerini de otomatik getirdi. Okey diyorum. Next diyorum. Ne hatası aldım? Create table. Şunlardan mı patladı? Bir daha deneyelim. Şunu float diyeyim. Evet. Tip uyumsuzluğundan. 64 satır attım içeriye dedi. Bakalım neler varmış. Tablonun ismine de değişik bir şey verdi herhalde. Ödev 1 dolar falan gibi bir şey verdi herhalde. Evet. Şunun adını da değiştirelim. Ödev diyelim. Gördük mü? Excel'den aktarım bu şekilde veya herhangi bir yerden. Bunun bir de dışa aktarımı var. O da buna çok benzer. Sağ klik, evet. Export database. Export data. Bu sefer de işte şey, hedefi seçiyorsun. Buradan buraya aktaracağım diye. Asıl göstermek istediğim başka bir şey var benim. Bunun nasıl? Yok, Excel'den buradan Excel'e de atabilirim. Excel'den bu tarafa da atabilirim. Bunlar basit şeyler. Daha farklı bir şey var. Farklı bir database'den canlı canlı bir şeyler çekme. Farklı bir server'dan. Şimdi bu olan bir şeyi manuel çekmeni sağlıyor. Ama benim bir sorgum var. O sorgumun içerisindeki gelen bilgiler başka bir server'dan gelen bilgiler olsun istiyorum. Bunun için kullandığım yapı da birden fazla yapı var. Bugün sadece şeyi anlatacağım. Linked server denilen yapıyı. Linked server dediğimiz şey şurada server objects'in içinde gelir. Ben bir tane eklemişim. Bir tane daha ekleyeyim. Bunun için örneğin benim sorgumun içerisinde ISSA'nın server'ına bağlanıp oradan şey çekmek istiyorum. Sorgu çekmek istiyorum. İnternet bağlantım var. ISSA'na da bağlanayım. Şu an ISSA'na bağlanmış durumdayım. Oradaki database server'a ping atabiliyorum. Bunu gördüm. Şimdi buradan şöyle yapayım. Normal şartlarda ISSA'nın SQL server'ına bağlanmak istediğimde oraya onun IP'sini yazıyorum. Biraz 3G'den dolayı yavaş sanırım. Burada tam çekmiyor. Orada örneğin Tiger database'inden buradan 100 tane şey geldi. 100 satırlık bilgi geldi. Normal bu şey. Zaten o server'ın SQL cümlesi. Ama ben istiyorum ki bunu kendi makinem üzerindeki kullandığım bir sorgudan doğrudan çalıştırabileyim. Bunun için bir linked server eklemem lazım. Şu mevcudu sileyim. İsimleri karışacak çünkü. Buraya geliyorum. New linked server. IP'si 192.168.64.46. Burada hazır seçenekler var. İşte Oracle'a bağlanmak için, işte başka bir SQL Server'a bağlanmak için, MySQL vesaire onlara bağlanmak için bir sürü bir şey var. Ben burada SQL Server'ı seçiyorum. Şunu seçiyorum. Bir de bunun security kısmında
Şuraya gelip karşı tarafa bağlanacağım kullanıcı adı ve şifre bilgisini giriyorum. Bunu aynı network'te birbirinizin makinalarındaki SQL Server'a ulaşmak için yapabilirsiniz veya sanal makinedeki bir SQL Server'a. Şimdi artık ben şu an neredeyim? Benim makinamın SQL Server'ı değil mi burası? Kendi makinama login oldum. Ama şöyle diyorum. Select Yıldız From. Köşeli parantez içinde yazıyorum çünkü noktalı vesaire şeyler var. Onu böyle yazmam gerekiyor. 64 46 nokta dbo nokta şey server adı database'in adı dbo nokta tablonun adı. Tekrardan bakalım. Neredeyiz şu anda? Ömer Çolakoğlu kullanıcısının şeyindeyiz. Makinasındayız. Ömer Lenovo'dayız. Server'ımızın adı o. Ama gelen data gelebilirse. Tabii. O şu an hepsini çekmeye çalışıyor. Şuna top 100 diyelim. Isısan üzerinden geldi. Bu tarz şeyler kullanıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Birden fazla SQL Server'ımız var. Ama kullanıcı tek bir SQL Server'la muhatap. Diğer SQL Server'dan sadece ufak bir bilgi alması gerekiyor. Bunlar için genelde bir linked server yapar, kullanırız. Veya işte Oracle'dan bilgi alıyordur. Onun için Oracle'a bağlanmasına gerek yok. Burada bir linked server yaparız. Oracle üzerinden bu bilgiyi çeker getirir. Bu şekilde yapabiliriz. Bu konu